Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Astra Hatchback 1.2 110 beygir turbo 6 vites olan P8 diye adlandırılan versiyonu anlatacağım sizlere. Bu motor da yeni bir motor aslında bizlere. Yeni gördüğümüz bir motor. 1.2 110 beygir çünkü turbo araç. Bunlarda iki çeşit motor var aslında. Bir 1.2 110'luklar var, bir de 1.2 145'likler var. 145'li sanırım anlatmıştım sizlere. Bugün ise 110 beygiri anlatacağız. Bununla ilgili de yakında bir tane Ahmet Bey'le beraber bir sürüş videosu hazırlayacağız. Hem yakıt tüketimine bakacağız, hem motor performansına, hem virajına, hem ses yalıtımına, hepsini kendim nacizane değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Ancak ben viraj konusunda kesinlikle sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Opel zaten viraj konusunda iddialı bir firmadır. Opel aracı olanlar da mutlaka bilirler. Viraj konusunda gerçekten de Opel markası iyi bir noktadadır. Motor performansı ise geçen gün ufak bir deneme yapmıştım kendim için. Performansı ben beğenmiştim. Bunu da videoda sizlere göstereceğim. Aracı isterseniz de araları başlayalım. Karşımızda P8'in beyaz bir versiyonu var. Ama siyahla çok güzel kombine edilmiş bir model. Önde gördüğünüz gibi ön park sensörlerini görüyoruz. Burada bir çeki demiri kapağımız var. Burada sis farlarımız var. Burada da yine siyah piyano bilek bir kaplama var. Yani siyahla bunu beyazın her zaman bu videoyu anlatırken söyleyeceğim. Güzel bir kombini var karşımızda. Burada beyaz led gündüz farlarımız ve burada beyaz led farlarımız var. İnşallah Opel bundan sonra artık sarı fardan vazgeçmeye başladı. Direkt beyaz led farları dönmeye başladılar. Bundan sonra artık en baz versiyonları dahi beyaz led farları bizi karşılıyor olacak. Bu makyajlı bir modeldir. Makyajda ne değişti derseniz, motorlar değişti, şanzımanlar değişti. Bir de ön tarafta, ön tamponda ufak bir detaylar değişti. Eski Astra'yı tanıyanlar bilir. Ön taraftaki kanatlar biraz daha uzatılmış farların içine kadar. Ön tamponda ufak tefek bir değişiklikler var. Bu değişime gerek mi vardı? Yoktu. Ancak Opel makyajı şöyle yaptı. Motor ve şanzımanlar üzerine daha çok bize anlatmak istedi. Onun haricinde ön cama baktığımız zaman ön camda bizi bir yağmur sensörü karşılıyor. Ve orada bakın bir tane de göz karşılıyor. Opel Eye dediğimiz özellik orada bizi karşılıyor. Araç şerit korumayı ve aktif acil frenleme sistemini o gözlerden okuyaraktan sağlıyor bize. Bu aracın ben silgeçlerini her zaman sevmişimdir. Silgeçler çift kanat şu şekilde açılır. Yolcu kısmının da çok güzel bir silmesi oluyor. Yolcu da hani daha şu şekilde silenlerde orada genelde bir bölümü silemez. Ama bunda bu şekilde olduğu için çok güzel bir silme sağlıyor bize. Küçük bir detay ama kullananlar bilir, güzel bir detaydır. Aracın yan tarafına doğru geldiğimiz zaman bakın burada bir tane sensör görüyorsunuz. Eğer ki tamponun tam köşesinde bir tane sensör varsa araçta gelişmiş park pilotu vardır. Yani kendi kendine park etme özelliği vardır anlamına getiriyor aslında bize. Lastiklere baktığımız zaman 205 55-16 olarak Continental marka bir lastik gelmiş aracın üzerinde. Bu lastik markaları da her seferinde değişik gelebiliyor. Bazen Michelin, bazen Hankook, bazen de Continental geliyor. Aracın gördüğünüz gibi jantları ise siyah. Yine beyaz siyah güzel bir kombin. Aynalarda bizi siyahlar karşılıyor. Bakın evet, aynalarda siyah karşılıyor. Aracın arka tarafına doğru, pardon yan tarafına baktığımız zaman yine buralarda normalde kromlar olur. Bunda ise piyano bilek bir kaplama var. Bu da çok şık olmuş. Arka camlar kendinden karartmalı geliyor. Yani buranın siyah olması, bu bantlardır bu arada. Bantların altları da siyahtır. Hatta şöyle hafiften soyduğumuz zaman görebilirsiniz. Biz bunu müşterimiz kendisi söksün diyerekten biz sökmüyoruz. Burada yine bu şekilde bir siyah bir kaplama var bizi. Bu kaplamanın artısı da şu oluyor. Tavan sanki bölümden ayrıymış gibi arabayı biraz daha basık gösteriyor bize. Aynalarda kör nokta uyarı sistemleri var. Kör nokta uyarı sistemi her videomda değinmeye çalışıyorum. Benim çok beğendiğim bir özelliktir. Çünkü kör noktada bir araç olduğu zaman eğer kör nokta uyarı sistemi araçta yoksa farkında olmadan sola veya sağa geldiğimiz zaman eğer ki araç var ise büyük kazalara sebebiyet veriyor. Ama bunlar da bu kör nokta sayesinde bu tarz sıkıntılardan kurtulmuş oluyoruz. Arka tarafa gelelim Ahmet Bey. Arka tarafta arka park sensörlerimiz var. Ve geri görüş kameramız var. Geri görüş kameramız plakalığın üstünde bulunan bir bölümde. Arka park sensörleri de bu şekilde. Şimdi bagajı açıyorum sizlere. Bagajı isterseniz açalım ve bagajımızı görelim. Evet, şimdi de P8 versiyonunun bagajına başlayacağız. Ama bagajına başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Ben bunu bölge müdürümüze de ilettim. Bundan sonra Türkiye'ye gelecek Astra'larda bu tarzı sipariş edebiliyor muyuz dedim. Neden? Şimdi bakın bagaja.
Bagajda gördüğünüz gibi normaldeki Astra Hatchback'lerin bagajına göre daha bir derin bagaj karşılıyor bizi. Çünkü Opel burada şunu yapmış. Bagajda herhangi bir şekilde şöyle açalım. Evet, bagajın altında pardon. Bagajı aç kaldırdığında bakın burada bir stepne yok. Akümüz burada, diğer malzemeler burada ama stepneyi koymamışlar. Stepne olmayınca da bagajın derinliği ciddi anlamda artmış. Normalde şuralarda olan bir bagaj vardır bu Astra'larda ve bagaj küçüktür. Ama bunun sayesinde aşağı inmesiyle çok güzel bir bagaj elde etmişiz. Bunu dediğim gibi bölge müdürümüze ilettim. Peki stepne yok, ne yapacağız? Bakın burada bir tane hava kompresör var. Burada da bir tane onun ilacı var. İlacın nasıl kullanıldığına dair bütün tarifler direkt bakın şunun üzerine gösterilmiş bize. Şurada arkasındaki malzemeyi çıkartıyoruz. Tamir kitine takıyoruz. Tamir kitinde aracın lastiğini sıvabına takıyoruz. Ve çalıştırdığımızda hem lastiği şişiriyor hem de lastiği yamıyor. Çok güzel bir sistem. Bu malzemeyi de şuraya saklamışlar. Burada tornavidamız, çeki demirimiz var. Ve hava kompresörünü de buraya koyabiliyorsunuz. Ve tamir kitinde köpüğünü de buraya sıkıştırabiliyorsunuz. Ve ardından burayı kapatıyoruz. Yani ben bunu dediğim gibi bölge müdürlerimize de ilettim. Keşke sipariş edebilsek de bu şekilde gelse araç. Çünkü bagajı her zaman kullanıyoruz. Ancak lastiği, yedek stepneyi çok nadir kullanıyoruz. Yani diyelim ki stepne lazım bize oldu, lastiğimiz patladı, tamir kitimiz var, çıkardık, hem şişirdik hem yamadık. En yakın lastikçiye kadar gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Ama tabii kontrol etmek de lazım. Ama diyelim ki lastiğim yarıldığı zaman ne yapacağım derseniz de araçlarımıza kaskolu biniyoruz ki böyle bir araca da kaskosuz binmek bence yazık etmiş oluruz. Kaskolu ve Opel asistans oluyor. Bunların çekici hizmetleri var ücretsiz bir şekilde. Arıyorsunuz, ücretsiz şekilde aracınızı alıyorlar. En yakın lastikçiye götürüp aracımızın lastiğini tamir edebiliyoruz. Bagajın litre bazında ne yalan söyleyeyim ben de tam bilmiyorum. Çünkü bununla ilgili bagajın litre bazında bana da herhangi bir şekilde bilgi gelmedi. Ama tahminimi söyleyeyim 410 litre civarında bir bagaj var. Ki çok da işinize yarayacak ve çok güzel bir bagaj. Evet, bagajımızı da kapatalım. Evet, şimdi sağ tarafına baktığımız zaman yine siyah ve beyaz kombinler devam ediyor. Sağ tarafta büyük bir yakıt kapağı var. Araç kilitliyse açamazsınız ama araç açıksa üzerine basarsınız. Yakıt kapağımızı açarız. Evet, yakıt kapağımızı da göstermiş olalım. Yan tarafta yine siyah beyaz kombinler devam ediyor. Aracın sol tarafında olduğu gibi sağ tarafta aynı şekilde. Şimdi istersen Ahmet şöyle yapalım. Arka diz mesafesine başlayalım. Arka diz mesafesini gösterelim. Çünkü ben Astra Hatchback'in arka diz mesafesini severim. Artık bütün izleyicilerim de benim boyumu öğrendi ama ben yine söyleyeyim, yeni izleyicilerimiz olabilir. 1.92 boyundayım arkadaşlar. Ön sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarlıyorum. Bakın şu anda benim boyuma göre ayarlı bir şekilde. Bunu videonun başında ayarlamıştım. Evet, şu anda bu araç benim için herhangi bir şekilde diz mesafesi konusunda bana bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi arka tarafına geçelim. Evet, arka tarafındayız. Çok güzel bir diz mesafesi karşılıyor bizi. 4 cam otomatiğimiz var zaten araçta. Evet, diz mesafesine bakıyoruz. Bir dönem bu araçtan bende de vardı. Diz mesafesi konusunda yolcuların hiçbir zaman bir şikayeti olmadı. Hatta diz mesafesi konusunda çok başarılı olduğunu söylemişlerdi. Burada küçük bir şaft tüneli var. Yaklaşık şu kadar. Ahmet gösterebilir miyiz bilmiyorum ama çok küçük bir şaft tüneli var. Yani ortaya oturanında burada herhangi bir rahatsızlığı olmaz. Burada bir gene kumaşla bir kaplama var. Tabanında olduğu gibi. Koltuklarda Isofix çocuk koltuğu bağlantısı var. Orta taraflarda beyaz şeritler ama siyah ağırlıklı genelde. Koltuklar 2+1 şeklinde yatıyor. Mesela diyelim ki 3 kişi yolculuk edeceğiz. Bagaj lazım. Koltuklara yatırıp buraya da sarabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Koltuklar 2+1 şeklinde yatıyor. Yani 60'lı 40 diyebilirim. Evet. Arka koltuğu da kapatmış olalım. Tavan döşemesi ise araçta siyah. Bakın. Bu da arkada oturana spor güzel bir görüntü sağlıyor bize. Yani spor bir hava katıyor. Bu tarzı düşünmüşler. Arkayla ilgili söyleyebileceğim size benim beğenmedim diyebileceğim. Arkada bir USB girişi olabilirdi arkadaki oturanlar için. Bir çakmaklık dahi olabilirdi ama onu Opel yapmamış. Arkaya bir ortaya kol dayama koymamış. Yani arka tarafta size bir diyebileceğim bir arka tarafı USB girişi ve bir daha ortaya kol dayama koysaymışmış çok da artık kötü bir yorumda bulunamayacaktım ama koymamışlar. Burada bir malzeme koyma yerlerimiz var. Komple arka taraflar kumaş. Oturduğumuz yerler kumaş olarak bizi karşılıyor. Şimdi istersen aracın sürücü yolcu bilgi ekranlarından ve aracın şuradaki ekranından devam edelim Ahmet.
Evet, aracımızın öncelikle sol ön kapısından başlayalım dedik. Burada gördüğünüz gibi 4 cam otomatiğimiz var. Arka cam çocuk kilidimiz var. Sol ayna için sol kontrol. Sağ ayna için sağ kontrol. Ortaya alıp aşağı yaparsanız aynalar katlanacaktır. Elektrik katlanabilir yan aynaları isterseniz araç bir yerden sığmadığı zaman da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada bir krom kapı eşiğimiz var. Opel logolu. Bakın bu güzel bir ambiyans oluyor. Güzel bir şey oluyor. Güzel bir gösteriş oluyor. Burada bir tane baldır destekli koltuğumuz var. İki bacağımızın arasına şunu uzatıyoruz. Buradan baldır desteğimizin elektrik bölümünden ayarlayıp uzun yolda baldırlarımızın ağrımasını engelliyoruz. Koltuk yükselip alçalma bölümünün şuradaki yuvarlak ise elektrikli bel desteği var. Ve bel rahatsızlığı çekenler için aslında olmazsa olmaz bir şeydir. Çok rahatlatan bir sistem. Onu söyleyeyim. Burada ufak bir malzeme gözümüz var. Ufak derken yine güzel şeyler alabilir burası. Burada far sensörümüz var. Otoya aldığımız zaman otomatik far sensörü, ön sis farı, arka sis farı, farların yükseklik alçaklığı, içerinin yükseklik alçaklığı devam ediyor. Direksiyonumuzda altta bir tane mandalımız var. Onu ileri ittiğimiz zaman derinlik ve yükseklik alçaklık ayarını kullanabiliyoruz. Evet, burayı da kilitledim. Burada şey görüyoruz. Bir tane tuşumuz var. Çarpışma önleyicinin mesafesini buradan ayarlıyoruz. Yani uzak, orta ve yakın olaraktan buradan ayarlayabiliyoruz. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcımız, direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz, kaliteli bir deri kaplama geliyor. Buralarda yumuşak malzemeler var ki trim sesi yapmıyor ileride. Devir göstergemiz, hararet göstergemiz, yakıt göstergemiz, hız göstergemiz burada var. Araçta yakıt düşük ise burayı bize kontrol ettirmiyor. Onun normalde kontrol tuşu ise şurada oluyor ve sıfırlama tuşu da burada oluyor. Yani burada 3 tuşumuz var. Buradan da bu ekranı kontrol ediyoruz. Evet, sürücü tarafından söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi Ahmet'in arka tarafı alalım. Şuradaki ekrandan devam edelim. Evet, renk kombinasyonunun gerçekten güzel olduğu bir araçtayız. Dışarıda beyaz siyah kombinler. İçeride ise şurada parlak gri bir kombin var. Altta yine siyah bir plano black devam ediyor. Yolcu ve sürücünün tutma alanları ise yine grilik. Yani çok güzel aslında içeride bir renk kombini yapmışlar. Onu dile getireyim öncelikle. Zaten içerisi şık bir araç. Siyahlıklar yine devam ediyor direklerde dahi. Orada köşelerde tizlerimiz var. Şuradaki yuvarlağı genelde bize sorarlar. Oradaki yuvarlak nedir diye. Bildiğim kadarıyla dijital klimanın içerideki hava sıcaklığını otomatik ayarlamaya yarayan sensör orada bulunuyor. Ve aynı zamanda bazen ışık yanıp söner onun üzerinde. Hem onu yoruyor hem de alarmın devreye girip girmediğini görebiliyoruz. Burada 7 inçlik bir ekran var. Ses, galeri, telefon, projeksiyon dediğimiz CarPlay ve Android Auto. Ama araçta aynı zamanda bir navigasyon var. Güzel bir ayrıntı. Yani 7 inçlik bir ekran ama güzel bir navigasyon var aracın üzerinde. Hatta buraya şehrimizi yazalım. Uşak diyelim, arama diyelim. Evet. Direkt Uşak Türkiye'ye git dedim. Hesaplanıyor. Navigasyonumuzu ayarlıyor. Burayı isterseniz birazdan da bir detayına da ineriz. Navigasyonumuz var. Ayarlara baktığımız zaman araca bakalım direkt. Hava kalitesi, otomatik fan hız limiti, düşük orta, otomatik arka boyu çözme, çarpışma uyarı sistemleri, yan kör noktaları kapatıp açma tuşlarımız, uyarı sistemleri. Bu otomatik frenlemeyi bakın buradan da kapatabiliyorsunuz. Sadece kapalı, sadece uyarı ver. Hem uyarı ve hem fren ver olaraktan da buradan ayarını yapabiliyoruz. Konfor rahatlıkta, yer vitesi otomatik ama yağmur sensörü gibi şeyler. Aracın yerini aydınlatmadı. Onları görüyoruz. Evet. Buradan da bütün bu ayarları yapıyoruz. Ekran hassasiyeti zaten güzel. Sade, kullanışlı, güzel bir ekran. Ve sürücü koltuğunuzda oturduğunuz zaman elinizle çok rahat bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Klimaya geldiğim zaman çift bölgeli iklimlendirmeli klima var. Otoya bastığımız zaman otomatik kendisi ayarlayacaktır. Güzel. Üzeri krom kaplı. İçinde ise dijital göstergeli güzel bir ekran var burada. Burada ufak bir malzeme gözü koymuşlar. Hani telefon buraya sığar mı? Küçük bir telefon varsa ancak sığar. Onun haricinde çok da sığacağını düşünmüyorum. Vitesin önünde start stop'u devreden çıkarıp devreye alma tuşumuz var. Şerit korumayı devreden alıp devreden çıkartma. ESP savrulma önleyici kapatıp açma. Bir de kendi kendine park etmeye bastığınız zaman. Ahmet ekranı gösterelim hatta. Sağda paralel park yeri arıyor diyor. Sola sinyal verdim solda arıyor. Sağa sinyal verdim sağda arıyor. Şuna basarsanız dik konumda park etmek isterseniz. Solu ve sağ buradan da yapıyorsunuz. Yatay park etmek isterseniz de buradan. Hatta videonun sonuna doğru Ahmet bir kendi kendine park etmenin de simülasyonunu yapalım. Hem göstermiş oluruz. Vitesimiz 6 vites. Güzel. Üzerinde güzel bir plastik kaplama var. Yanlarında yine krom detaylar var. Geri vites için mandallı birin yanında geri alıyoruz. Aldığımızda da gördüğünüz gibi geri görüş kamerası da devreye giriyor. Kılavuz çizgilerimiz var. Aracımızın tam olarak ne tarafa doğru gittiğini bize gösteriyor. Umarım kamerada çıkıyordur. Elektronik el freni yok bu araçta.
Onu söyleyeyim. Direkt çekmeli bir el freni var. İndirmeli. Ha, benim için çok bir zararı var mı? Yok, ama buraya bir elektronik el freni yakışırmış. Bir kol dayamamız var. Standart ortopedik olarak gelir kol dayamalar. Yükseli balçalma olmaz. Ki hani şimdiye kadar bana niye yükselmiyor, niye alçalmıyor diye bir şikayet de henüz gelmedi. Ama istersen şimdi videoyu durduralım. Bir de kendi kendine park etmeyi gösterelim. Evet, şimdi kendi kendine park etmeyi göstereceğiz. Arabalar dik konumda. Öncelikle tuşa bastım. Dedim ki dik konumda. Sağa sinyal verdim. Sağda bir yer arıyorum dedim. Şimdi bakalım, arar gidiyoruz. Bize dur dedi. Bakın dur. Geri vitesi al. Alan burası dedi. Aldım. Geri vitesi taktım. Evet. Otomatik yavaşça geri hareket et. Fren yapmaya hazır ol diye ekranda uyarı verdi. Direksiyon şu anda onda. Ben hiçbir şekilde direksiyonu tutmuyorum. Gaz fren bende yalnız, onu söyleyeyim. Yavaşça geri hareket et. Evet. Bakın kendi kendine park etmeye başladı. Tabii siz aynaları kontrol ediyorsunuz. Park sensörlerine dikkat ediyorsunuz. Ama direksiyon komple onda. Dur dedi. Direksiyonu tekrar çevirmeye başladı. Yavaşça ileri doğru sür dedi. Yavaşça ileri doğru sürüyorum. Orada ok bu arada dolmaya başlıyor. Ve şu anda tekrar dur dedi. Artık düzlemesini yapıyor. Yavaşça geri hareket et. Fren yapmaya hazır ol diye bir uyarı var. Evet, kendi kendine park etmeye devam ediyor aracımız. Park sensörleri devreye girdi. Artık bundan sonra daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Dur dedi. Tamam, direksiyon sizde dedi. Artık park etme işlemi tamamlandı. Hatta Ahmet şöyle yapalım. İstersen bir dışarı çıkalım. Nasıl park ettiğini beraber bir bakalım. Evet, kendi kendine park etmeyi de gösterdik size. Gelişmiş park pilotu hem nasıl çalışıyor hem nasıl park ediyor. Şimdi bizim arkadaşlar sağ olsun Samet Beyler araçları çok düzgün koymamış ama ona rağmen araç gayet güzel park etti. Yani kendi kendine park etmeyi çok güzel kullanıyor kendisi ama benim bir defa başıma şu geldi. Olmayacak yere, evet buraya girelim dedi. Evet, araç oraya girdi. Yalnız ben girmiş olduğu yerden çıkartamamıştım. Çünkü çok hassas park ediyor ve çok da güzel park ediyor. Kendi kendine park etme özelliği. Size böyle küçük bir simülasyon yapmış olduk. P8 ile ilgili fiyatları yan tarafa yazayım. Ama artık özel seriler hayatımızdan çıkıyor her geçen gün. Artık gelmeyecek diye biliyoruz biz. Ama inşallah şöyle güzel bir kasa, güzel bir renk kombini olan, güzel donanımlı bir araç gelmiş olur bizlere. Bunun biliyorsunuzdur Türkiye'ye Edition diye bir versiyonu gelecek. Bu arabanın Edition'a göre artıları neler? Size biraz da ondan bahsedeyim. Otomatik katların ısıtmalı yan aynalar diyor. Yani kendi kendine katlanabilir yan aynalar özelliği var. Edition'a göre artı. Geri görüş kamerası var. Edition'a göre artı. 8 yönlü sürücü koltuğu var. Yani baldır desteği ve bel desteğinden dolayı 8 yönlü oluyor koltuklar. Edition'larda teknik gri jantlar. Bunda ise siyah jantlar var. LED farlar Edition'a göre artı. Bir de navigasyon özelliği bu arabanın. Diğerine göre Opel'in söylediği artı. Aslında değil. Çünkü niye derseniz. Bir, gelişmiş park pilotlu artı. Kör nokta yarış sistemi de artı bu araçta. Bunları atlamışlar ama bunlar da artı diyebilirim sizlere. Bu aracımız bu arada satıldı. Belki ismini de vermemi istemez. Çünkü kendisinin daha video çektiğinin haberi yok. Eğer istemezse ben burayı silmiş olurum sizlere. Şimdiden Fatma Turan Hanım'a bu aracımız hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir araç aldılar. Çok şık bir araç aldılar. Allah inşallah kazasız belasız sürmek nasip etsin. Videomuzu beğendiyseniz ve videolarımızı da devamında izlemek isterseniz de mutlaka abone olmayı unutmayın. Bizimle alakalı eleştirileri çekinmeyin. Elimizden geldiğince ben kendim size cevap veriyorum. Eleştiriniz varsa mutlaka yorumlara yazın ki biz de kendimizi daha da iyileştirmeye çalışalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.